sevmesi gerekenlere söyleyeceğim ilk önce. Vatanımı seviyorum. Bir insana yalvardım, dedim ben aç kalıyorum ya dedim. Para kazanamıyorum, kendim yiyecek bir şey. Bir çeyrek ekmek, bir işkembe çorbası parası kazandım günlük. Yalvardım birisine, o da bir pastaneye koydu beni. Köyde çalının dibine oturur ağlardım, okula gidemiyorum diye. Biz Allah'ın sanat eserleriyiz biz. O sanat eseri olarak yaşamak istiyorum ben. Bunun parası da olur, parasız da olur. Ama az bir parası olursa geçini gider. Ama şerefsiz olmak kötü bir şeydir. Ben küçükken aşağılandım çok. Onun gibi öyle olmak istemedim. Çok acı oldu. Londra'daki ünlü sofra restoran zincirlerinin sahibi, iş adamı, eğitmen, birçok restoratörün yetiştiği Özer Akademi'nin sahibi, Discovery Channel'ın dünyanın en zenginleri listesine koyup belgeselini yaptığı Hüseyin Özer'le birlikteyiz. Bu sıfatların birçoğu aslında ayrı birer haber konusu olmakla birlikte Hüseyin Özer'in hikayesini asıl özel kılan bu başarıları elde etmeden önce yaşadığı hayat hikayesi. Tanımayanların tahmin edemeyeceği üzere Özer bu başarılara arkasında duran güçlü bir ailesi, güçlü arkadaşları veya dünyanın önde gelen üniversitelerinden, okullarından mezun olarak elde etmiş değil. O aslında bu başarıları birçok insanın belki de pes edebileceği noktalardan geçerek elde etmiş bir isim. Hüseyin Bey, hoş geldiniz Avrupa'dan'a. Hoş bulduk. Bu kadar sıfatı ben saydım. Bunlar benim araştırabildiklerim. Muhtemelen sizde bu sıfatların çok daha fazlası da vardır. Size bunların arasında en sizden bulduğunuz, kendinizi tanımladığınız sıfat hangisidir? Hüseyin Özer kimdir? Bize bir siz anlatın. Bilinmesi gerekenleri söyleyeceğim ilk önce. Vatanımı seviyorum. Madde bir. Kendime saygım, hürmetim var. Ben kendimi sahip seversem bu beni dürüst bir insan yapıyor. Çalışkan bir insan yapıyor. Dürüst olunca çalışkan olmak zorundasınız zaten. Bir de sayılıp sevilmek için de bir iş becermeniz lazım. Güzel bir şey yapmanız lazım. Ben de itibarlı olmak için hiçbir şeyim yok ya. Güzel iş yapmak istedim. Bu işi yaparken de Türkiye Cumhuriyeti'ni komple iyi temsil etmek istiyorum burada. Dünyanın yemesi gereken yemek Türk yemeğidir. Zeytinyağlı her yerde yoktur. Bir tek Türkiye'de var. Mezelerimiz var. Bir sürü etimiz, balığımız var. Baklavanın değişmesi lazım. Ben yapıyorum. Kupkuru elini alıyorsun. Bol fıstıkla yiyorsun da veya cevizle. Kupkuru, bol şerbetli bir hamur yemiyorsun. Dengesiz bir yemek oluyor. İlla da pizza diyorlar. Bizim pidemiz var. Onda daha lezzetli. Bir ızgarayı yapabiliyoruz güzelce. Bu protein. Bir maydanoz salatası yapıyoruz. Lübnanlar yapıyormuş. Biz de yapıyoruz. Lübnan bizim yerimiz. Tabule. Böyle falafel yapıyoruz. Onlar yapıyormuş. Buralarda bütün coğrafyanın yemeğini buralarda öğrendim ben. Ben de kebapçıydım. Döner kebap yapıyordum. Yunan, Lübnan yemeklerin bizim coğrafyanın yemeğini hepsini öğrendim ben. Olsun, onun hepsi şu anda Türk yemeği ve sofra yemeği oldu. Bir imam bayıldı yapıyorum ben. Çıt 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 doğranmış. Harika. Bir kaşık imam bayıldı yiyorsun. Kocaman bir imam bayıldı diyemiyorsun. Türk yemeğini geliştirdim ben. Discovery Channel'da da diyor, Türk yemeğini geliştiren insan diyor. Çok şükür Allah'a, öyle bir belgesel var. Dürüst insanım, yiğit insanım. Dürüstlükten taviz vermiyorum ben. Vatanımı da çok seviyorum. İki tane vatanım, burayı da çok seviyorum. Burada başıma tac edip de dolaşıyorum Türkiye'yi. Türk yemeği, Türk kültürü, Türk insanı için ne lazımsa onu yapıyorum ben burada. Ben burada Türk'üm çünkü. Doğru. Ben burada İngiliz değilim. Bütün İngiliz arkadaşlarım var benim. Ama bir Türk'sün. Ben Türk'üm. Onlar İngiliz olunca ben de Türk olayım ya. Bırak bir araya geldiğim zaman. Değil mi? Doğru. Kendi rengimi, kendi kokumu, kendi... aromamı vereyim ben onlara diyeyim. Ben Türk'üm işte değil. Köyde çalı dibine oturup ağladım. Okula baka baka. Ama ben kazandığım ilk kuruşları, Ankara'dan kazandığım paraları köyün okuluna gönderdim. Öyle mi? Tabii köyün okuluna ne gerekiyorsa onları alıyordum ben. Onu gönderiyordum köyün okuluna. Köyde lamba yok değil. Lüks diye bir şey vardı. Onu gönderdim. Kullansınlar diye. Neden tabii okula göndermediler sizi, aileniz? İstemiyorlardı göndermek. Masraflı oluyor herhalde. İstemiyorlardı. O kalem kağıt. Hiç itiraz etmediniz mi annenize, babanıza? Çünkü çok istediğiniz bir şey, çok belli.
itiraz edecek durumda değilim ki. Hiç öyle bir hakkım yoktu zaten. Dayak da yiyordum, aç kalıyordum da ama ne okula gitme itiraz, hep istiyordum okula gitmek ama olmuyordu. O yüzden Ankara sanki bana öyle gibi geldi. Yani sizin için bir fırsat olmuş kendi hayatınızı. Yani. Ankara, köyde okula gitmek için hayvanları bile kaçırıyordum okula doğru ama okula gideyim diyeyim yeter. Sırf hoca beni görsün de falan diyor. Öylece de ailenin başı derde girdi. Beni gizliyorlardı. Okula girmeyeyim diye. Öğretmenim beni görmesin diye. Ondan sonra çok dayak yedim okula gitme yüzünden. Hayvanlar, daha okul nerede, bizim hayvanlar nerede? Ya hayvanlar kaçtı o taraf falan diyordum ben. Öyle yalan söylüyordum. Okula gidebilmek için. Okula gidebilmek için. Kendinizi göstermek için. Kendimi göstermek. Ama çok dayak yedim o zaman. Okula gitme için çok fazla dayak yedim. Bir defa dayak yedim, bir daha dedim, bir daha dayak yedim. En son dedim, en sonunda mahkemeyi verdi. Öğretmen beni gördü. Aileyi de mahkemeye verdi. Sonuç? Sonuç? Okula gidemedim yine de. Evet. Çünkü Ankara'ya gönderildim ya. Ama okula girdim çıktım birkaç hafta. Peki İstanbul'dayken İngilizce öğrenmeye başladım dediniz başkalarına dilimi anlatmak için. Sonra aklınıza bu İngiltere fikri nereden geldi? İngilizce öğrenmekten dolayı geldi. İngiltere'yi sevdim. İngiltere'ye gelirken bir kapıcı emmi vardı. Onun yanına gittim. Eyvallah diyeceğim sabah İngiltere'ye gidiyorum diye. Ondan sonra annene ne diyorsun dedi. Teyp dolduruyorum dedi. Annem onun abisiyle evliydi. Aldım teyp önümü. Anneciğim ben Almanya'ya para kazanmaya gitmiyorum. İngiltere'ye gidiyorum dedim. Hepsi bu kadar. Annemin sandığında o teyp duruyordur mutlaka. Öldü. Nur içinde yatsın da. Kız kardeşim var. Onun sandığındadır herhalde. Ona kalmıştır. O teyp mutlaka duruyordur. Saklamışlardır. Kaç yaşındaydınız ben İngiltere'ye gideceğim dediniz? 20 yaş, 21 yaşındaydım. Ben 17 yani... yaşımda askere gittim. Geldim evlendim. Hanım da beni beğenmedi. Hanıma göre değilim ama Bursalı. Senin gibi güzel bir hanım. Orta sınıftan gelme. Ben gariban bir... Ona, hanıma layık olmayınca hanım da bıraktı gitti haklı olarak. Siz ondan sonra mı dediniz? Ben de artık İngiltere'ye gidiyorum. Ben de artık şey oldum. Yeter. Hanımın götürmediği eşyaları ben sattım. Onları da otobüs parası yaptım. Limasolu Naci'yle buraya geldim. Ya nasıl korkmadınız? 20 yaşında bir çocuk, okulu belli değil, işi belli değil, kalacağı yer belli değil, yabancı bir ülke. Yani ne planlayıp geldiniz buraya? Ama plan yaptım. Birisi vardı, bir albay emeklisi. Onun oğlu buradaydı. Bölgeci de çalışıyordu. Onu ayarladım. Sonra o bir aile, çocuk iyi bir çocuk. Gelsin burada iş veririz dedi. Ondan sonra babası orada iyi bir insan, Nur için yatsın. Bana valizini verdi. İşte bir iki eşyası da vardı. Ben talep olarak geldim buraya öbür talebelerle birlikte otobüsle. Çünkü uçak para pahalıydı. Uçak parası yoktu ama. Yani o size ne yapacaktı İngiltere'ye geldiğinizde? Ev mi verecekti? Nasıl bir güvence verdi? Bölgecide çalışacaktım ben. Ondan sonra geldi beni çok sevdiler. Bölgecide İngilizcem var sen garsonluk yap dedi. Yok dedim ben garsonluk yapamam. Benim İngilizcem iyi değil dedim. Yok senin İngilizcem bunlardan daha iyi dedi. Olmaz. Ben bulaşık yıkayacağım dedim. Kabul etmedi. O çocuk çalışanların yanında kaldım bir küçükün. Böyle ama yemek de yemiyorum ha. 3 tane 20'lik var bozdurmuyorum. 3 gün böyle aç. Para biriktirmek için. Para biriktirmek için değil harcamıyorum paramı. 3 tane 20'lik var cebimde. Bozdurursam nereye kadar gidecek bilmiyorum. Açsınız. İşte gözüm kaldı. Oradan buradan. Yok oradan buradan yemiyorum. Ekmek alıyordum sadece. Ekmek. Bildiğimiz ekmek yiyordum sadece. Kuru ekmek. Ondan sonra. Bir çayınız yemeği yiyordu çocuk orada. Odayı paylaştığımız. Gözüm kalmıştı. Ondan sonra gittim. Hemen ilk paramla Chinese yemeği yemiştim. Neyse. O yaşlardan beni albay emeklisine rica ettim. Beni merkeze getirdi Londra'nın merkezine. Piccadilly Circus, Regent Street otobüsün tepesinde. Allah! Tamam dedim işte. Burada kebapçı var dedi. Hemen orada indik. İndirdim albayımızı da. Orada oturup bodrum katta bir yemek yedik. İş sordum oraya. Sen aşçıya benzemiyorsun. İlk defa da paramı bozdurdum orada. İş vereceklerini falan bildim. Hemen bir de yemek yedik orada. Tamam. İlk defa para bozdum. O albaya bir yemek ikram etmek istedim. Orada da işe başladınız. Orada işe başladım. 50 lira haftalık verildi. Önemli değil dedim. Ben iki okula, ben de lisan okuluna gideyim öğleden sonra. Geri kalan sizin olsun dedim. Bütün ecimi size vereyim dedim. Ama aşçıya benzemiyorsun dediler. Ben mutfağa gönderdi. Bir etmet kestirdi. Ama aşçı mısın sen ya dediler. Ondan sonra iş verdi. Bana 40-50 lira haftalık söz verdi. Baktım 40 lira vermişler. Ne verirseniz verin dedim ya. Önemli değil. Ne verirseniz verin dedim. Bak 40 lira vermişler. Hiç sesimi çıkartmadım. Londra'nın merkezinde. Hemen gittim lisan okuluna kaydettim kendimi. O
yani sınırlı parayı da lisan okuluna. O yetiyordu zaten ya. Bir nerede kalıyordun? Sandalyede yatıyordum. Dükkanda. Dükkan sandalyesinde. Alafranga tuvaleti yıkanıyordum. Su kavalara koyuyordum. Bir de paspasım vardı. Biraz yıkanıp biraz paspas yapıyordum. Falan. Hiç demiyor muydunuz kendinize? Yani bilmediğim bir ülkeye geldim. Yabancı yok, bir yok, yerdeyim. Yok. Dükkanda yatıp kalkıyorum. Köşeyi dönmüşüm. Valla İngiltere'ye gelmişim. İngilizce öğreniyorum. Kursa gidiyorum. Çok kendim mutlusunuz. Uçuyorum havalara. Nasıl oldu? Allah bana ya yürü kolum diye ta küçükken demiş. Güçlü yaptılar beni. Korkusuz ama çok yaptı. Zorlamış ya onu demeden önce. Allah beni seviyordu zorlamış. Ondan. Hazır yiyen bir insan olmayınca Allah seni seviyor demektir. Kraliçenin ne olduğunu Allah o kadar benim kadar sevmiyor. Kraliçenin oğlu olsaydım ben aynı yaştayız orada. Ben burada kebapçıda çalışıyorken hemen şimdiki lokantam var. Şimdiki Mevfiye'deki lokantamızda. Çiçekli bir fotoğrafını çektiniz. Burada ne yapıyorum ben? Kebapçıda çalışıyordum. O dükkanda çalışıyordum ben. Şimdi sahibiyiz ya Alper oğlumla beraber. Nasıl diyorum, iyi ki diyor. İyi ki dedim buranın, iyi ki kraliçenin çocuğu değilim ya. Ne güzel, burada kebapçıda çalışıyorum. Güzel güzel tadını çıkartıyorum çalışmanın. Ondan sonra o da tuttum oraya yürüyerek gidiyorum. Sen neyse beni patron oradan kovunca benim de bir ustam vardı başka. Ha, kovuldunuz o ilk çalıştığınız restoranda. Kendime yer açıyordum da bir arkadaşımın parası vardı. Onun parasıyla bir yer alıyorduk kendimize de. Yanıma bir usta çırak aldım. Yetiştirdim onu. Yetiştirdiğimi görünce Allah razı olsun patron kovdu beni. Kovmasaydı az kalsın o dükkan kaçıyormuş. Oradan kovuldunuz sonra... Hemen kutladım kovulmayı. Kutladım. Karşıki pub'da güzelce. Oh dedim anahtarı teslim ettim. Çünkü ben olmasam orada olmuyor. Çünkü patronlarım benim yaptığım işi beceremiyor, bilmiyorlar. Hastalanmıştım, hastaneye kaçtım, geldim, döne taktım. Bir de arkadaşımı koydum yerime. Ondan sonra hastaneye gidip yine yattım 5 gün. Peki kovulduktan sonra ne yaptınız? Hemen dükkanıma gittim. Telefon ettim. Bir anne baba vardı yaşlı Ermeni. Dedim kovuldum. Çabuk gel Hüseyin diye bu adam vazgeçiyor yoksa dedi. Yani parayı şey koyan. Için mi? Kendi dükkanınızı, dükkanınızı almak için. Ortağım vardı orada. Kovulduk parayı koyan oydu ama benim sıfır param var. Nasıl size güvendi? Ne dediniz? Benim çocukluğumda beni tanıyor, dürüst. Bana bir sürü ortaklık teklif ediyor. Ben beğenmiyordum kimseyi. Yok, seninle ortak olmam ben diyor. Bir tek ona güvendiniz. O benim ustam zaten Türkiye'den. Aynı et lokantasında beraber çalıştık. O orada ustabaşıydı. Ben orada çıraktım. Aynen. Oradan biliyor beni. Burada çalıştı, para kazandı. Ben gel de, dedi. Onunla görüşüyorduk zaten eskiden beri tanıştığımız için. Oraya ortak da istemişti beni o çizikteki kebapçıya. Bir de pazarlık ediyorum. Bu dekorun dizayını, bilmem nesini, şunu bunu değiştireceğiz diyorum. O anne baba diyor, ya, bu kebapçı böyle orada, değişmez mi diyor. Pistin içinde ben çalışamam, ya kötü burası diyorum. Yok diyorum, olmaz diyorum. Hayalinizdeki restoran o zaman sadece herhangi bir dönerci değildi. Çünkü Türk kültürünü tanıtmaktan bahsettiniz ya bir misyon olarak. Yani dekoruyla, menüsüyle, yemekleriyle çok daha farklı bir şey var. Hayalinizdeki restoran neydi o zaman? Nasıl hayalimde, bir konsept hayalimde, vardı? Hayalimde bir iş vardı sadece. Para kazanmak. Ondan sonra köşeyi düzgün yaparım ben. Köşeye dönerim ben hemen. İlk işimi kurabilmekti. İlk işimi kuruyordum ben orada. Kurduk orada. Anne babayla anlaşamadık ama bu ustamla anlaştık. Oraya gidip satın aldık. Onun parasıyla aldık. Benim kuruşum yoktu. Hatta bankaya borcum vardı benim hatta. Ben kendi paramı kendime durmadan harcıyordum. Kazandığım her parayı harcıyordum kendime. Nasıl harcıyordunuz kendime derken? Kendime emek veriyorum. Kendimi yetiştirmek için harcıyordum. Kendimi yetiştirmek için. Hani ilk kazandığım parayı İngilizce hocası tuttum ya. Buraya gelince de ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak için her kazandığım parayı kendime harcadım. Çünkü para kazanabilirim ben ama adam olamam. Adam olma diye bir şey var. Bir sanat var. Sanat eseri olarak Allah seni doğuruyor. Ona layık olacaksın. Dünyaya geliyorsun. Biz Allah'ın sanat eserleriyiz biz. O sanat eseri olarak yaşamak istiyorum ben. Onun parası da olur, parasız da olur. Ama az bir parası olursa geçini gider. Ama şerefsiz olmak kötü bir şeydir. Ben küçükken aşağılandım çok. Onun gibi öyle olmak istemedim. Çok acı oluyor.